Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde doğa dostu şehir ve duyarlılık ana temasıyla gerçekleştirilecek Expo 2023 ziyaretçilerine kapılarını araladı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yaklaşık 3 ay açık kalması planlanan organizasyon kapsamında çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler ziyaretçilerle buluşuyor. Bu kapsamda Kahraman Kenti, her anlamda kalkındıracak olan vizyon projenin açılışında konuşan 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023'ün Kahramanmaraş'ın uluslararası arenada tanınırlığını artıracağını, kentin turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Oy birliğiyle 2023'te Kahramanmaraş'ta Expo 2023'ü düzenleyebileceğimizi bize yazılı olarak bildirdi. Hangi projeleri koyarsak Kahramanmaraş'ımızı tanımaya daha çok insan gelir. Çalıştık bunları. 70 bin metrekare büyüklüğünde devasa bir havuz yaptık. Üstünde kayıklarla gezilebilecek. Türkiye'de ilk defa Uğur Böceği Kelebek Bahçesi ürettik. Biliyorsunuz Kelebek Bahçesi sadece de Konya'da var. Bir senede 600 bin kişi gelmiş. Biz ona bir de Uğur Böceği ilave ettik. Bu memleket için hep beraber gayret ettik, çalıştık. Mukabil uluslararası bir projeyi realize etmek kolay değildi. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı yardımcım, Sayın Bakanlarım bu devasa projeyi bu belediye yaptı. 13 Şubat Belediyesi de birkaç cümle daha müsaadenizle konuşayım. İyi bir belediye gerçekten. 13 Şubat Belediyesi'nde sigorta vergi borcu yok Sayın Cumhurbaşkanı yardımcım. Sigorta vergi borcu yok yani. Ama siyaseten de iyi Kahramanmaraş. Mesela 12 Şubat 2014'te biliyorsunuz tüzel kişiliğini kazanmış. 2014'ten bu yana 450 bin, 500 bin nüfuslu ilçelerin içerisinde her seçimde birinci elhamdülillah. Bu projenin gerçekleşmesinde Sayın Leonard Donum ve timin çok büyük katkıları var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Thanks Mr. Leonardo. Thanks Mr. Tim. Hükümetimizin bizim projemiz için tayin ettiği Büyükelçimiz Erdoğan Kökbey'in çok büyük emekleri var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tabii Cumhurbaşkanımızın himayesi de var. Allah onu başımızdan eksik etmesin inşallah. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri onurlandırdınız. Bütün hem içeriden hem dışarıdan gelen bütün misafirlerimize en derin saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.